Bitcoin'deki son yükselişe öncülük eden en çok yükselen altcoin'lere bir göz atacağız ve bunlar şu an ne durumda daha da neler yapabilirler? Bununla alakalı konuşacağız. Diyor ki Bitcoin 28 bin doların üzerinde Solana altcoin'lere öncülük ediyor. Zaten biliyorsunuz Sol çok ciddi yükseldi. Bu yeni ya da öngörülemez bir şey değildi. Zaten Sol tarafında malum çok güçlü, sağlam, istikrarlı yükselişler bekliyorduk ki şu anda BTC tarafı öyle aman aman hareketli olmasa bile solda hala fiyatların ne kadar agresif bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Yeniden 28 bin doların üzerinde seyreden Bitcoin yaklaşık son bir ayın en yüksek seviyelerini gördü. Tabii sonrasında düştü. Olaylar, sebepleri vesaire üzerine gün içindeki ilk videolarda özellikle konuştuk biliyorsunuz. Analistler bunun sebeplerinin ETF umutları ve sezonsallık olduğunu öne sürüyor diyor. Şimdi bunun sebepleri neydi? Yani fiyatlardaki yükselişin sebebi bak diyorum ki en büyük sebep Bitcoin'in gücü yani uzun vadedeki görünümün olumlu olması. Yani elde tutma oranlarının güçlü olması. Aynı zamanda bak güçlü elde tutma oranları, uzun vade yatırımcı sayısı çok fazla ki yükselişten önce sürekli değerlendiriyorduk biliyorsunuz. Devamlı rekor kıran ATH tüm zamanların en yüksek seviyelerine kadar ilerleyen veriler. En az bir Bitcoin tutan yatırımcı, en az 10 Bitcoin tutan yatırımcı bu şekilde sürekli olarak artıyordu. Elde tutma oranları yüksekti ki hala çok yüksek derken bu durum geçmedi. Yani BTC zaten katalize olmayı bekliyordu. Dolayısıyla ufacık bir hareket bile yani içerideki küçük bir kıpırtı bile BTC'de büyük yükselişlere sebebiyet verebilirdi. Nitekim verdi. Fakat devamında ha burada işte bunu veren şey ETF haberleri oldu ya da ETF beklentisi diyelim. Fakat bu da çok boş bir muhabbetti ve çok gereksiz bir olaydı aslında. Çünkü gerçekleşen yükselişte doğrudur. ETF umutları vardı ama bakın tekrar söylüyorum. ETF'ler zaten ertelenecekti. Yani SEC'in ertelemesinden önce ya bir gün önce konuşmasak tamam diyeceğim. Zaten herkes biliyordu. Daha doğrusu herkesin bilmesi gerekiyordu. Olan aksini düşünene oldu. Yani tutana bir şey olmadı. Siz merak etmeyin o konuda. Ama çok gereksiz bir beklentiydi. Yanlış ve hayalperest bir beklentiydi. Dolayısıyla bu harekette satana da geçmiş olsun diyelim ne diyelim. Geçtiğimiz hafta Japon borsası Bitbank traderları Bitcoin'in 28 bin dolar sınırını aşmasını beklediklerini bildirmişlerdi. Bir önceki boğa piyasasında önemli bir destek seviyesi olan 28.500 dolar potansiyel bir direnç seviyesine dönüştüğünden dört gözle bekleniyor. Burada tabii 28.500 de denebilir. Ben 28.600 diyorum hani maksimal ve yatırımcının anlayabilmesi açısından garanti olsun diye. 28.600'ler diyorum. Bu seviyelere yani nokta atışı olarak değdi. Bakın şöyle bir yandan bakın. Nokta atışı olarak değdi hemen hemen. Fakat muvaffak olamadı. Bunun da bilmek gerekiyor. Altcoin'ler ne alemde? Gün içinde yine kısaca değindik. Altcoin'ler zaten genel olarak şu anda çok güçlü. İnanılmaz derecede güçlüler. Hem hacimlenmeye çok müsaitler hem de teknik anlamda dipten büyük alımlar yapılıyor ve talebe çok müsaitler. Çünkü büyük bir kısmı ya akümülasyona doydu ya zaten destek noktasında gibi gibi gibi. Dolayısıyla evet doğru. Yani bunların zaten çok büyük bir kısmı şu anda halihazırdaki altcoin'lerin BTC'de bir hareketlilik görülse bunlar ciddi sert hareketler yapacaklar, sert açılımlar yapacaklar. Ama tabii ki buradaki soru BTC neler yapacak noktasıdır ki biliyorsunuz onunla alakalı da zaten gün içerisinde konuştuk. Ether son 24 saatte 1700 doların üzerine çıkarken 1700 dolarların üzerine çıktı. Hemen şöyle girip gösterelim.
Hatta 1722'lerin bile üzerine bakınız ki iğneleme yapıyor ve dahi kırılım yapıyor. Şu anda 1650'lerde, 1650 üzerlerinde. Ben bu noktadan bir kademeli alıma gidilebileceğini düşünüyorum. Çünkü fiyat artışı olduğu takdirde hızlı bir cevap vereceği de çok açıktır. Dolayısıyla bence kademeli bir alım için burada yerinde bir karar olabilir. Evet. Bunlardan bir diğeri Ether'le alakalı. Ether yani ortalamanın tabii ki de üzerinde bir yükseliş hareketi kaydetti. Zaten bununla alakalı da konuşuyorduk. Çünkü ortalama üzeri bir yükseliş. Sonuçta bu Ether. Diğer altcoin'lere göre çok daha güçlü. Elde tutma oranları iyi. Bu noktada volatilitesi pek çok kripto paraya ve yukarı meyili daha yüksek. O yüzden sağlamdır yani. Kısa vadede Ether deyip geçmeyin sakın. Ether diğer altcoin'leri bu gibi olaylarda hiç değilse kolayca ezer. BNB'ye falan girmiyorum. Ada'nın performansı çok iyiydi. Ada tam da aslında beklediğimiz gibi yani istikrara oturmaya çok müsait bir altcoin'di. Bakın istikrarlı hareket yaptı. Devamında istikrarı bozdu tabii bu noktada. Şu anda da pozitif bir durumda. Aslında piyasadaki son açılımda patlayan değil de istikrarlı hareket yapan altcoin'lerin diğerlerine göre son düşüşte avantajlı kaldığını görüyoruz. 25-7 noktalarından Ada'da toplanabilir diye düşünüyorum. Matic ve Sol'dan bahsediyor. Zaten Matic'e bir yandan da şöyle bir girelim ki Matic tarafında da bakın çok benzer bir durum adayla birbirine yine 54,5'lardan 54,55 centlerden hareketi alıyor ve şu anda toparlanıp yükselme yönlü hareketlerde bulunuyor. Bulunduğu pozisyonlardan zannediyorum alım yapılabilir. Yine piyasa açılımında normalde ada 30,1 centlere şu anda Matic'te 68 centlere 68 üçlere doğru hareketlenebilmeye çok müsait. BTC'nin küçük bir kıvılcımında. Dolayısıyla şu anda bence altcoin'ler noktasında daha çok toplamak mantıklı olabilir. Çünkü BTC'ye göre daha avantajlılar. Piyasadaki olası bir yukarı harekette dominansın düşeceği bir süreç izlenebilir. Yani Sol'la alakalı zaten gün içinde çok konuştuk. Ben BTC rutine devam etse bile Sol'un 27'lere kadar yükselecek iyi bir yakıtı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla genel hatlarıyla da durum budur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.